Hadi Cemşire sen. Hadi hadi peynir de al hadi. Hadi. Ye. Hadi. Aa. Günaydın kızım. Günaydın ana. Baban sabaha kadar uyumadı. Nöbet tuttu dışarıda. Ben de içeriye buyur ettim. İki lohma bir şey yesin, sıcak bir çay içsin diye. İyi yaptın. Ne kadar büyümüş kurban oldum ha mi? Ana. Ben karakola kadar gidiyorum. Jandarmaya bir şey var mı diye soracağım. Sen Ali'ye göz kulak olursun. Ay olmam mı? Olmam mı Nurum Bey? Kızım. O dürzü yakalanmadıysa bir müddet daha burada kalsam ha? Gerek yok. Yeterince nöbetçimiz var. İyi sen bilirsin ama benim içime hiç sinmeyecek. Hadi size afiyet olsun. Güle güle kızım. Hadi ye ye hadi. Cemşir de akşam çiftliğe gitti. Daha hala da dönmedi. Artık ne olduysa. Orada kaldığı besbelli. Ne olmuş kaldıysa? Çiftliğe kazık çakacak hali yok herhalde değil mi? Orası hiç belli olmaz. Çakar mı çakar. Yarın öbür gün çitliğe de kurulur. Çitçi başı neyim olursa da hiç şaşma. Ya sen bir düşün önce, bir düşün, düşün. Gülle hiç Cemşir'i çitçi başı yapar mı? Sen öyle diyorsun ama geçenlerde mahalleye varıp herkeşlerin önünde babasından özür dilemedi mi? Bebesini kucağına vermedi mi? Cemşir, yarın çitliğe senin yerine kurulursa sen de aptallığına doyma. Ya sen de şimdi çiftçi başı olmayı böyle çok matah bir şeymiş gibi anlatıyorsun. O kadar meraklıysa alsın başına belayı. Hem var ya artık beni hiç alakadar etmiyor. Biz ne olacağız peki? Mahalleli tefe koyup çalıyor arkamızdan. Habarın var mı? Kimselerin yüzüne bakamıyor. Neler neler konuşuyorlar arkamızdan. Bilin mi? Ne konuşuyorlar? Çitliğe giderken havalarından yanlarına varılmadı diye konuşuyorlar. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu diye konuşuyorlar. Çitçibaşı Reşit oldu çırak Reşit diye konuşuyorlar. Daha sayayım mı ha? Aman sayma sayma. İstemez. Bir sürü işsiz güçsüz el alem orada konuşup duruyor. Bize ne? Ne derlerse desinler. Hem var ya hepsi görecek. Berber Reşit kimmiş? Sen de göreceksin sen de. Kalk bir çay koy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.